İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Yücel, Erklet Mahallesi'nde bulunan semt pazarında esnafları ziyaret etti. Pazarcı esnafın ve alışveriş için gelen vatandaşları dinleyen Yücel, pahalılıktan dert yandı. Bugün Erklet'in pazar yerindeydik. Pazarcı esnafın daveti üzerine geldik. Hem sohbet ettik hem de biraz sağımıza solumuza alışveriş yaptık. Pazarı canlandıralım diye. Pazarcı fiyatlardan memnun değil. Alış fiyatlarının üzerine çok komik rakamlar koyuyorlar. Örneğin 100 kilo domates satarım diyor. Domatesten kazanacağım benim 50 kuruş. Bununla diyor 50-60 lira para kazanırım. Eğer bunu da kazanıp eğer öğleyin yediğim, içtiğim çaydan sonra ufak tefek bir şey kalırsa da evimin rızkını kazanmış olurum diyor. Fakat pazardan alışveriş yapan vatandaş da fiyatların yüksekliğinden rahatsız. Her ne kadar market fiyatlarından düşük dese de aldıkları emekli maaşa göre, yaşam şartlarına göre pazar fiyatlarının daha yüksek olduğundan bahsediyorlar. Pazarcı birinci ayda fiyatların biraz daha artacağını düşünüyor. Tüketici de gelen maaş farklarının birinci ayda bu zamlarla kaybolacağından bahsediyor. Ve gezdiğimiz pazar yeri çok enteresan. Burası tabii ki bir otopark alanını pazar yerine dönüştürmüş. Belediye imarlaştırırken pazar yerini planlamamış veya planladığı yere bu pazarı götürmemiş. Vatandaşın kışın soğukta, yazında sıcakta, açık alanda pazarcının satış yapmasını, vatandaşın da güneşin altında yazın yanmasını, kışın da soğukta dona dona alışveriş yapmasının önünü açıyor. Pazarcı pazar yerinden memnun değil. Pazara gelip alışveriş yapan vatandaş bütçesine göre fiyatlardan memnun değil. Pazarcı halden aldığı fiyatın üzerine koyduğu karla yaptığı satıştan memnun değil. Nasıl bir Türkiye olduk? Dengeler alt üst olmuş. Vatandaşın hepsi her tür şikayeti bizlere ifade etti. Pazarda gördüğümüz fiyatlardan belki markete bakınca uygun diyebiliriz ama bu pazara gelip alışveriş yapan vatandaşın emekli maaşıyla geçinirken çok pahalı olduğunu söylediğini dinledik. Onlara göre fiyat oldukça yüksek. Pazarın enteresan bir fiyat tablosuyla karşı karşıyayız. Alışa göre 4 liraya satması gereken marulu sabahtan öğlene kadar 4 ama akşam elde kalmasın diye fiyat hazırlamış 3 liraya alış fiyatına bitirecek. Pazarcı bitmiş. Öyle abi. Mi? Buyurun. Allah sabır versin. Amin. Emeklisin amin. Herhalde. Emekli değilim. Değilsin. Neyle geçiniyor? 65 yaş maaşı. E işte geçiniyor. 65'te değilim. 60. 60 yaşındasın. 60 yaşındayım. Hayat seni çok yaşlandırmış ha. Hakkını helal et. Bunun yanında yaşlandık işte biraz. Evet. Belediye hocasının belediye ve büyükşehir evet, belediye evet. Meclis üyesi Kazım evet. Yücel. Pazardan memnun evet. Musunuz? Vallahi ben daha yeni geldim pazara. Birinden bir neyi aldın? Domates aldım, bir 5-10 lira burcu aldım. Üstad. Bu pazarın üstünün açıklığını şikayetleniyoruz sizlerin adına. Ya bu nedir böyle pazar yerinde, hadi bugün kar yağmıyor. Kar yağsa, soğuk olsa, burada bir anamın lavaboya ihtiyacı olsa, bir çocuklu ailenin çocuğunun ihtiyacı olsa, böyle bir ortam görmüyoruz. Bunları böyle bir size soralım dedik. Böyle bir şikayetiniz var mı dedik. İlla ki gelip alıp gidiyorsunuz 2 dakikada. Fiyatlar düşük diyorlar. Hükümet diyor ki daha bundan düşük ne olacak? Doları düşürdük diyor. Doları düşürdü. Başka bir şey düşürdü mü? Fiyat yiyecek düşmedi mi? Pazarda dolardan sonra fiyat düşmedi mi? Düşmedi. Aynı duruyor her şeyde. Evet, yağlar. Evet. Aldığı parayla haftada kaç sefer pazara geliyorsun veya ayda ne kadar pazarda para harcayabiliyorsun? Vallahi ne bileyim lazım olduğunda geliyor. Mesela 300 lira, 500 lira. Yok, o kadar harcamıyor. O kadar harcayamıyor. Yok. Nasıl geçiniyorsun anacığım ya? Nasıl geçiniyor? Emekli maaşından geçiniyor. Allah sabır versin. Uygun uygun. Uygun değil mi? De uygun. Yok. Marketler bahalı, daha bahalı da burası marketten biraz aşağı. Böyle ısınma olur mu ya? Çaresizlik sana bunu yaptırıyor da. Başka çare yok, imkan yok. Ya pazar yeri dediğin kapalı olur, içinde bir şeyler olur, lavabosu olur. Alttan ısıtma olur, üstten bir şey olur, bir şey olur ama yani şu sobayı şu ortamda koyuyorsun değil mi? Kasa yakıyorsun burada da. Kasa da bir para. Ağaç kasa, doğru. Evet. Nasıl işler? Çok şükür idare ediyoruz. Sandığımız kadar iyi değil. Çok yüksek paralar kazanamıyoruz ama evimizi geçindirerek kazanıyoruz. Ufak tefek oluyor yine. Yani kış gündeyiz. Bir fabrikada çalışıyorsan da aynısını alacaksın aslında ama meslek bu diyorsun ister istemez değil mi? Orada emir altına girmek. O da senin işin değil. Nerelisin ki?
Aşağı Kahramanmaraş, Kahramanmaraş. Oo, Elbistan mı? Göksun mu? Göksun. Tam arkanda bir Göksunlu var şimdi bak. Hemşerimiz. Hemşerim valla. Bizim Kayserimizin de ciddi bölümünde var ha Göksun, Maraş. Şimdi şöyle, benim kendi ürünüm, bağımda, bahçemde çıkan olan salça, domates, efendim söyleyeyim, yaprak, onları ufak tefek böyle illerde satıyor hani pazarın kenarında. Pazarın içinde. Ya, pazarın içinde olursa böyle arkadaşlar yanına koyuyor. Olmazsa kenarlarında açıyor. Ha, zabıta arkadaşlar dillik bilmiyor. Geçen de biz tutmuşsa maliyeye şikayet etmişler. Maliyeye defter çıkarttırdık şimdi. Dört tane marul satıyorum diye defter çıkartıyor. Defter çıkarttık. Şimdi maruya kayıt olduk. Bu ayın başında ödeyecek. Marulun hepsini satsan marul sen değil, o... Marul değil. Veya... Sadece bağımın yaprağı. Ha. Efendim evimdeki bahçemin önündeki çıkan domateslerin, salçaların fazlalıkları 2 milyon, 3 milyon neyse betmez onları satıyorum. Yanındaki de çekirdek bu yüzden. Bunun için maliyeye kaydoluyor. Maliyeye kaydoluyor. Bizi şikayet ettiler şeye, zaaptılar arkadaşlar. Bu iş. İşiniz zor ya. Zor. Yoksa kolunun şişesi ürünü atıp da çöpe batacak. Arkadaşlar öyle diyor. Dedim ki ya benim bahçemden çıkıyor. Onu dedim götürüp çöpe mi atayım dedim. Bahçen, diyor, bahçenden çıkanı sen pazara gelip satıyorsun diye senin maliye kayıt yapmazsan bu işi yaptırmam diyor. Yaptırmam diyorlar.